Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul turumuza Beşiktaş'tan devam ediyoruz efendim. Beşiktaş'ta Yeni Bir Lezzet adresine Beşiktaş güvecisine konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Sayın Semih Yılmaz bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere mekanı ve çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba. Öncelikle Semih Yılmaz'ı tanımak istiyoruz efendim. Ben 1996 İstanbul doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. İlk öğretimimi yine bulunduğum semtte gerçekleştirdim. Daha sonra lise, ardından askeri okul geçmişim vardı. Fakat darbe sonrası okullarımızın kapatılması sebebiyle Koca Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Koca Üniversitesi'nden de belirli sebeplerden dolayı öğretimimi ara verdim. Ve böyle bir imkan oldu bana, abilerimle, tanıdıklarımla. Evet. Bu şekilde bir işe giriştik. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Burası çok sağ olun. Beşiktaş güvecisi ve önümüzde de pide güvecileri evet. Bulunuyor. Hemen bahsedelim. Nasıl hazırlanıyor? Öncelikle buna neden güveç deniyor? Oradan ben giriş yapmak istiyorum. Evet. Normalde bildiğiniz pide. Fakat Eyüp Sultan'da yıllar önce 1960 yıllarında bu yuvarlak olarak ve malzemeler bütün olarak koyulmuş. Yani şöyle domatesler bütün yani ikiye bölünüp işte kıyma olarak değil de kuşbaşı eti olarak üstten görüntüsü bildiğimiz çömlekli güveç edasını veriyormuş. Evet. Daha sonradan buna o şekilde güveç olsun adı demişler ve güveç olmuş. Tabi seri üretime geçtiğinde üzerindeki etler makineye vurulmuş ve kıyma olmuş. İşte domatesler robota vurulmuş ve parçalanmış. Hı. Bu şekilde bu hale almış ve adı güveç olarak kalmış. Semih Bey genç ve başarılı bir girişimci olarak bu sektördeki hedefleriniz neler? Öncelikle şöyle biz bu işe başlarken kafamızda kurumsal olma düşüncesi vardı. Tabi de ben çeşitli badireler atlattığım için hep hedefim ileriye dönüktü. Hep bir şeyler yapma üzerine ve kurumsal olmayı da hedefliyoruz. Bu yüzden çalışmalarımızı da ona göre yürüttük. Dükkan açarken keza öyle. Düşüncelerimizin hepsi kurumsal olmak. Bir şekilde ilerlemek. Yani başarılı olmak. Ben bu lezzetle birlikte size başarılarınızı devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Beşiktaş'taydık. Ve Beşiktaş güveçisine konuk olduk sizler için. Bir güzel lezzet. Bir de güveçi tattık. Herkesin sevdikleriyle birlikte bu adresi bekliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.